9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin şehrimizde bir teknik gezi düzenlemiş olması bizi mutlu eder. Ama birazcık da övünürüz şehrimizde, onu söyleyeyim. Mimarlar için çok materyali olan, tarihi eserler yönünden çok zengin, Kıbrıs'a özgü yıllardan beri tarih boyunca gelen, böyle süzülerek gelen bir mimarisi var. Sizler için iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum. Sizleri burada görmekten, misafir etmekten mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Kıbrıs'a ilk defa gelen var mı diye soracağım az sonra. Çünkü bizim için izlenim önemlidir. Hele bir mimar gözüyle olduğunda birazcık da ileriye dönük gençlerin vizyonundan da yararlanmak isteriz. Doğruya doğru. Sıra geldi Mausa. Tabii Mausa bölgesini Yeni Boğaziçi bölgesi ve İskele bölgesinden ayrı tutmayalım, beraber olsun diye bir düşünce hakim oldu. Dolayısıyla Gazi Mausa'dan İskele bölgesinde bulunan Boğaz'a kadar olan özellikle sahil şeridinin imar planlaması birlikte yürütülen bir çalışmadır. Yasal mevzuat gereği şimdi sivil toplum örgütleri, vatandaşlarımızdan gelen anket çalışmaları da nazara dikkate alınarak bu görüşler de harmanlanarak yolumuza devam ediyoruz. Tabii bir paydaş da ülkemizde Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği. O da bazı konularda görüşler belirttiği için önümüzdeki günlerde bir çalıştay yapılarak daha böyle sağlam bir zeminde görüşler ortaya çıkacak. Öngörülen şu, 2019 yılı içerisinde Gazi Mausa imar planı İskele ve Yeni Boğaziçi ile beraber oluşturulacaktır. Sizlerden ricam, bu çalışmaları hem ülke genelinde yapıyorsunuz hem belediyeler seviyesinde. Çalışmalarınız bittiğinde, buradan gittiğiniz zaman burayla irtibatınızı kesmeyin. Daha sonra yine sizlerle beraber çalışmak hem sizlere faydalı olacak hem bizlere faydalı olacak diye düşünüyorum. Çünkü burada kaldığınız süre içerisinde bir emek harcayacaksınız. Öyle dosyalarda staj ya da master düzeyinde bilmiyorum dosyalarda kalan bilgiler uygulamaya geçmediği sürece çok da faydalı olmaz. Size çok da keyif de vermez, onu söyleyeyim. Onun için bir şeyi görmeniz lazım. Tutumumuzdan ötürü Zeynep hocamızla birlikte 12 öğrencimiz toplam 14 kişilik bir ekip olarak geldik. 9 Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak. Bu dönem 4. sınıf öğrencilerimiz şehir planlama projesi çalışıyorlar. Aslında 3 grup halindeyiz biz. Bir grup Denizli, bir grup Eskişehir çalışırken biz Kıbrıs'ta çalışmayı tercih ettik. Aslında alışa geldiğimiz bir durum değil bu, yurt dışı sayılabilecek bir noktaya ilk defa bölümümüz çıkıyor Türkiye'den. Bu noktada da tabii iki Kıbrıslı öğrencimizin oluşu da biraz teşvik etti bizi bu seçimi yaparken. Yoksa uzun zamandır bir niyetimiz vardı ama sağ olsun kendileri de epey uğraştılar buradaki bazı organizasyonlarla ilgili. Sizin de yardımsever tutumunuz bunda etkili oldu. Burada 6 gün boyunca çeşitli çalışmalar yapacağız. Bugün biraz kusura bakmayın yol halimizle geldik aslında. Otelimize yerleşemeden hemen burada soluğu aldık. Yarından itibaren Lefkoşa, daha sonra Girne bir takım temaslarla devam edecek. Diğer bütün ilçe belediyelerini de ziyaret edeceğiz. Yine Şehir Planlama Dairesi ile de bir temasımız olacak. Çünkü ülke fizik planı bizi çok ilgilendiriyor. Bir de biraz da ilgimizi çekti açıkçası. Videolardan takip ettik buraya gelmeden önce. Şimdi bu dönem biz üst ölçekli planlama çalışmaları yapacağız.
Çünkü bizim standart 4. sınıf konularımız bunlar. Bazen bir metropol, bazen bir büyük şehir, bazen bir bölge, bazen bir havza çalışması. Bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genelini, tamamını içerecek bir üst ölçekten başlayıp daha sonraki etapta bir takım alt bölgeler çalışarak devam edeceğiz. Bu dönem böyle geçecek. İkinci dönem, yani sömestreden sonra her öğrencimiz birer bireysel çalışma konusuyla Kıbrıs'ın herhangi bir problemini ele alıp bunları çözecek bir proje geliştirecekler. Yaklaşık bir yıldır yapılan giriş çalışmalarıyla diyelim, işte anket çalışması ve halktan ilk anda gelen fikirlerin toplandığı bir mevcut durum raporu Kasım ayında resmen açıklanıyor. Mevcut durum raporundan sonra bir yılda umuyoruz imar planı tamamlanmış olacak.